Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Diğer videolara geçmeden önce bir takım tespitler yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Ancak hayat şartları zor. Bilgi miktarı fazla ve dağınık. Bu olduğundan anlamlı bir şekilde bir araya getirmek zor. Bu nedenle Aristo'nun şu tespitinin başarıyı hızlı sağlama açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ne diyor Aristo? Başarılı olmak isteyenler doğru ön soruları sormalıdır. Bu ön sorular nedir? İleriki slaytlarda örneğini göreceğiz. Bilgisayar mimarisi ile ilgili videolarda izlenme oranı yaklaşık 2000-4000 civarı iken yabancı çeviri bir animasyonda 86.000'di. Buradan çıkardığım sonuç, bir kaynak arayışının olduğu ama mevcutların öğrenmek isteyenlere pek hitap etmediği yönünde. İzlediğim iki videodan birinde çok akademik bir dil kullanılmıştı, diğerinde de çok günlük bir dil kullanılmıştı. Tabii haliyle bu kadar günlük bir dil kullanıldığında o bilgiye biraz da güvensizlik doğurduğunu düşünüyorum. Animasyonda her ikisinde kullanımı dengeliydi. Bu yüksek izlenme oranı sebeplerinden biri olabilir. Amaçlar belirlemek de bir işi başarmak konusunda önemli etkenlerden. Yaptığınız işte çok dağılmamanızı sağlar. Biz de birkaç amaç belirleyelim. Örneğin, akademik dil ile günlük dil arasında bağlantı kurmakta fayda var. Kitaplarda yazdığı gibi olmuyor değil, kitaplarda yazdığı gibi oluyor dedirtebilmek diğer bir amacımız. Bir amaç da yeni teoriler geliştirecek şekilde anlayış kazanmak. Bunu nasıl yapacağız? Eğer neden-sonuç ilişkisini anlayabilirsek, kendi düşüncelerimizi oluşturabilir ve kendi fikirlerimizi türetebiliriz. Bunu yine ileriki bir slaytta değineceğim. Amaçlarımızdan devam edelim. Bilgisayar konusunda kaliteli bilgiler genelde İngilizce. Bilgiye erişim dil bilenlerle kısıtlı oluyor bu haliyle. Bu nedenle amaçlarımızdan biri de bilgiyi dilimizde derleyebilmek. Yine başka bir amaç, internette çok güzel anlatımlar var ama bilgi çok dağınık. Toparlamak ve özetlemek için biraz uğraşmak lazım. Burada da tam onu yapmaya çalışacağız. Son olarak da bu noktada en azından yeni başlayan veya ilgili arkadaşlar için bir kılavuz oluşturmak istiyorum. Bildiğimiz gibi dilimizde gelişmiş etkili kaynak veya portal yok. Örneğin İngilizce olarak Stack Overflow, GitHub ve SourceForge siteleri oldukça geniş kapsamlı siteler. Bunu da aşmaya çalışacağız. Evet, kaynak demişken buna şöyle bir örneğimiz olsun. Farz edelim salatalık hücresi konusunda bilgi arıyoruz. Google'da kendi dilimizde arattığımızda karşılaşacağımız muhtemel sonuç buna benzer bir şey olacaktır. İngilizce aradığımızda da muhtemelen bu şekilde doğruya daha yakın olarak görünecek. Bu yüzden burada amacım en azından sizi bilginizi eyleme dökebilecek hale getirmeye çalışmak ve ayrıca daha ileri düzey bilgiye ulaşmanızda kılavuzluk etmeye çalışmak olacak. Slaytlardan birinde kitaplardaki gibi olmuyor sorunundan bahsetmiştik. Burada biraz açalım. Slaytta burun anatomisine ait iki şekil görüyoruz. Size anlatılırken genelde ilk şekil anlatılır ki tabii ki yanlış değil. Fakat burası gerçek hayat ile eğitim hayatı arasındaki kopukluğun başladığı örneklerden biri. İlk şekil burun ön ucundaki en sık kanama alanı ile ilgili bir görsel. Bu alanın adı çok önemli değil. Sınava hazırlanırken büyük ihtimalle burada yazan damar isimlerinin çoğunu ezberlemek zorunda kalacaksınız. Hayata atıldığınızda sizden burun içine tampon veya sonda uygulamanız istenecek. En azından yarınız stajınızı düzgün bir şekilde alamadığınızda ve anatomi atlasını da kullanmayı bilmediğinizden gittiğiniz yerde muhtemelen yine tam bilmeyen ama işi kısmen doğru veya yanlış kendi çözmüş birinden öğreneceksiniz. Bunu bizzat yaşadığım için biliyorum.
Daha önce verdiğim bir seminerde birinci şekilden hiç bahsetmemiş, sadece ikinci şekilde okların gösterdiği gibi tampon veya sondayı uygularken uygulamayı şu doğrultuda yapmaları gerektiğini anlatmıştım. Bu doğrultuda değil. Herkes teşekkür etmiş. Hatta bir hemşire hanım, 15 yıldır acildeyim, bunu bilen ne bir hemşire ne de bir doktor gördüm demişti. Bu sağlık örneği tabii sizi sıkmasın. Birçok meslekte yaşanan sorunlar bunlar. Birçok mühendis arkadaşın, teknisyen arkadaşlardan öğrendikleri durum mevcuttur mezun olduktan sonra. Mühendislik bitirirsiniz ama kendinizi mühendis gibi hissedemezsiniz. Yanlış anlaşılmasın tabii, burada sadece mühendisin mühendis gibi yetişmesi gerektiğini vurguluyoruz. İşte kitaplarda yazdığı gibi olmuyor durumları çoğunlukla bu örneğe benzer arkadaşlar. Bunu aşmaya çalışacağız. Evet, eğitim konusunda da ufak bir örnek verelim. Bilgi miktarını kısıtlamak öğrenen tarafı çok rahatlatan bir faktördür. Örneğin yüzme konusunda. Yüzerken sizi el kol hareketleriniz değil, içinizdeki hava su üstünde tutar arkadaşlar. Sadece bu cümle ile iki kişiye yüzme öğrettim. Biri 6 yaşındaki kızım, diğeri 35 yaşındaki bir arkadaşımdı. Burada yaptığım öğrenenin kafasındaki kaosu dindirmekti. Sadece yaptığı işte başarıyı ulaştıracak bilgiyi vermekti. Şimdi iki öğrencimin de denizde açılabildiğini biliyorum. Ön soruların önemini Aristo'dan dinlemiştik. Burada bir örnekle durumu daha anlaşılır, somut bir hale getirelim. Slide'da dünyaca ünlü meşhur iki oyundaki hamle ihtimallerinin yaklaşık sayılarını görüyoruz. Karşılaştırmayı rahatça yapabilmemiz açısından görünen evrendeki atom sayısı iyi bir değer ki burada 10 üzeri 80 olduğunu görüyoruz. Gördüğü gibi ön bilgi olmadan oynandığında 10 üzeri 120'lik bir ihtimalle baş başa kalıyorsunuz. Bu üstteki terimler yapay zekaya ait bir takım aramayla ilgili terimler arkadaşlar. Belki bilen arkadaşlar için bir anlam ifade edebilir. Örneğin bilgisayara bazı ön bilgileri verdiğinizde açılış tablosu, oyun sonu kütüphanesi, ve oyun içi strateji ve taktik bilgisi gibi bilgiler sağladığınızda bilgisayarın yükünün ne kadar hafiflediğini ve altından kalkacak hale geldiğini görüyorsunuz. 10 üzeri 120'ye karşılık 10 üzeri 6 veya 9'luk bir aralık söz konusu. Benim yüzmeyi öğretirken de yaptığımda buna benzer bir şeydi. Karmaşık el kol hareket koordinasyonu içeren hareketleri devre dışı bırakıp ana işi yapar hale getirdim. Geri kalan için de böylece önleri açılmış oldu. Eğitimi kolaylaştırma ile ilgili bir örnek verelim. Bilgisayar dünyasına adım attığımızı düşünelim ki burada bunu yapacağız. Yaklaşık kaç tane programlama diliyle karşı karşıyayız? Wikipedia'ya göre 700 kadar arkadaşlar. Her birini ayrı ayrı düşünürsek yaklaşık 700 dil. Her biri içinde yaklaşık 100 tane kural olsun. Bunun sonucunda yaklaşık 70 bin kadar kural ile karşı karşıya kalacağız. Ama ortak noktaları yakalarsak, örneğin dilleri ortak özelliklerine göre gruplayıp sınıflandırdığımızda araştırmamız gereken toplam kural sayısı bu durumda 1000'e kadar inecektir. Yaklaşık 70 katlık bir güç tasarrufundan bahsediyoruz burada. Burada da bir anlatım örneği vermek istiyorum. Kablosuz kulaklık ararken telefonumun ve kulaklığımın hangi özelliklerine dikkat etmem gerektiğini araştıracaktım. Ama hangi parçaları araştırmam gerektiğine emin olamadım. Çoğu blokta birbirinin kopyası gibi aynı şeyler tekrarlanmıştı. En son bir blokta sağ olsun işin özünü anlamış biri çok güzel bir tablo da çıkarmış buna benzer bir şekilde. Bu tablo sayesinde dikkatimi amplifikatör ve konverterlere odakladım ve oradan da tartışmalarda belirli sebeplerden dolayı amplifikatörün kazandığını görmüş oldum.
Bu bilgiler sayesinde çok kısa sürede bilgimi inanılmaz derecede arttırdığımı söyleyebilirim. Son olarak bir konuyu özetlemenin ne kadar zor olduğunu bir söz ile anlamaya çalışalım. Daha kısa bir mektup yazacaktım ama vaktim yoktu demiş Blaise Pascal. Bir gün bir konuyu özetlerken ne kadar zorlandığınızı fark edip Pascal'a hak vereceğinizi umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.